Hani kendi yakacaksan bizi yakma yani. Tamam abi. Merhabalar, tekrardan biz geldik. Evet, Merhaba. şu anda chatimize düşmüş bir bomba haber üzerinden Yani muhabbet yorumlaşıyorduk ama hiç girmeyeceğiz. Konumuz siyaset değil, konumuz Nauru'lar arkadaşlar. Ben size kısaca bugünkü yayınımızda izleyeceğimiz yol haritasını da aktarayım arkadaşlar. Şöyle olacak. Önce bir Nauru nedir? Kimdir, ne değildir? Biyolojileri nedir? Yani çünkü bunlar canlı varlıklar oldukları için yani bir o yapıları var. Bunları şey yapacağız. Cinsiyetleri, kısaca türleri vesaire gibi konulara girilecek. Nauruların draneylerle olan ilişkileri, Nauruların insanlarla olan ilişkileri ve Outland Tempest Keep de ve işte Muru'nun kaçırılması, dönüşü. Çünkü Naurulara dair ağır bir lore'un işlendiği konu orası. Adalayla alacağız. Daha sonra alternatif şatrat var karşımızda, biliyorsunuz. Oradaki Kara'yı bir ele alacağız. Legion'daki Zera ve yaptıklarını tabii ki konuşacağız ve Prime Nauru nedir? Aslında bunlara değindik ama bir üstünden geçeceğiz ve detayına gireceğiz. Netherlight Temple'daki Sara'nın dönüşümünü konuşacağız. Mekre'deki Lura, Aleria, Void Elfler ve Dark Nauru nedir deyip daha sonra İstiklal Marşı ve kapanışla sonlandırmayı hedefliyoruz. Şimdi El Clasico'dan devam ediyorum ve soruyorum. Görkem, Nauru nedir? Şimdi yani önceki aslında programda değindiniz buna diyebilirsiniz ama Naru olayına çok detaylı girmedik. Yani ışık tarafından bakınca işte light açısından Naurular ne diye baktık. Bu programda daha çok bu Nauruları ayrıca irdeleyelim dedik. Utku da zaten o konu uzun, onu ayrıca alt konu olarak işleyelim diye düşünmüş. Zaten ben de biraz baktım. Hakikaten üstünde konuşulacak çok şey var. Utku'nun da saydığı böyle konu başlıklarını böyle bir anda düşünce zaten Wikipedia'dan bile baksanız böyle hepsi çatır çatır çıkıyor. Uzun bir mevzu aslında. Nauru'lar hem böyle mistik de yaratıklar, değişik uzaylılar ama bir açıdan yaratımın da önemli artık ne diyeyim canlılarından, yöneticilerinden. Nauru dediğimiz şey light enerjisinin yani ışığın fiziksel olarak birleşip bir araya geldiği ve bilinç kazandığı hal. Bu yaratıklar işte light enerjisine ve void enerjisine bağlı. Eğer ki light ile oluşmuşsa işte bildiğimiz Nauru formunda oluyor. Ama void ile oluşmuşsa ve eğer bizim fiziksel evrenimizde ise o zaman Dark Nauru ya da işte Void God olarak görüyoruz. Zaten işte bildiğimiz belli başlı Naurularda ilk Nauruları gördüğümüzde de bu halleriyle bize tanıtıldılar işte Burning Crusade'de. Ve bu zaten oradaki dönüşümlerini görmemizle ondan sonra içli dışlı olduk ve devamlı artık her hikayede bir Nauru etkisi, Nauru katkısı var. O yüzden böyle aslında derin bir mevzu. Sadece işte bize görev veren işte görev vericilerden değiller ve her şeyde bir parmakları var, iyi ve kötü. O yüzden Nauruları ayrıca irdelemek lazım. Bunların biyolojik işte dediğimiz nasıl diyeyim size yani aslında kristal yapıda varlıklar bunlar. Ve işte light enerjisinin kristalleşmiş hali gibi ama bilinçleri de var. Hepsinin merkezinde bir beyin gibi olan bir ana parça var. Bu ana parçadan işte bütün şeyleri, bilinçleri yayılıyor ve etraflarında da bir koruyucu kalkan gibi diğer parçaları işte bu ana parçayı koruyor ve işte etrafında dönüyor. Bir nevi böyle gezegenvari bir şekilde. Erkek ve dişi olabiliyorlar bu arada. Mesela çok ona değinilmez gibi gözüküyor ama aslında mesela işte Adal bakayım hangileriymiş. İşte Kure, Adal, Siri ve Muru erkek olarak geçiyor. İşte Kara ve Lura onlar dişi olarak geçiyor.
Oros da galiba dişi. Zera zaten dişi. İşte zaten sesini duyabildiğimiz böyle konuşma sesi olan narulardan işte bir tek Zera'yı biliyor. Onun da sesi hani dişi bir ses. O yüzden erkek ve dişi olabiliyorlar yani. Aynı işte bir nevi şey gibi düşünüyorum. İşte Titanlar nasıl işte erkek ve dişi formları var. Bunlar yani işte We are blessed to be in your presence once more, Zera. Turalyon, you have found the chosen one. Ne demiştik? Yani Draenei'larla aslında ilk başta gördük Outland'de. İşte Outland'deki tabii olayın aslında öncesi var. İşte oraya Tempest Keep gemilerinin de işte gelmesi ve daha sonra işte daha çok daha önce işte Draenei'ların kendi gemisini düşüp orada işte Nagrand'daki oluşuma dönüşmesi ve merkezindeki işte Nauru'nun orkların ruhlarını çekmesi gibi olaylar var. Ama bunlardan çok önce işte Draenei'lar ilk Eredar'lardan ayrılıp da kaçmaları zaten Nauru'ların onları ikna etmesiyle oluyor ve işte zaten ayrılan faction'ın başında da Velen var biliyorsunuz. Velen de artık böyle şey Nauru'lar ne diyorsa o yönde halkını yönlendiriyor. Gerekirse bir kısmını feda ediyor işte çoğunun kurtulması için. Ve hep kaçış halinde ve kaçışta yol gösteren de işte Nauru'lar oluyor. Ve işte Army of Light da bir yandan işte Sargeras ve Burning Legion'la savaşıyor. Ve zaten Draenei'ları bir şekilde böyle korumaya çalışıyorlar. Nedense onu böyle çok anlayamıyoruz ama. Hayatı çok seviyorlar ondandır. Yani şey aslında işte öyle gibi gözüküyor ama ilk başta Eredar'lardan onları işte böyle light büyülerini işte Velen'e öğretip ondan sonra işte Draenei'ları böyle light konusunda güçlendirmeleri, ayırmaları bir nevi böyle Eredar içindeki çatlağı aslında Nauru'lar yaratmış gibi gözüküyor. Çünkü Velen bir yerden sonra tamamen Nauru'ların güdümüne giriyor ve onlar ne derse yapmaya başlıyor. Zaten ondan sonra işte Sargeras'ın teklifi geldikten sonra Nauru'lar işte ayrıl kaç buradan işte katılma onlara diyor ve Nauru'lar aslında Sargeras'a karşı olduğu için kaçıyorlar ve değil mi? Aslında böyle bir yardım niyetinde değiller yani. Tabii tabii. Evet. Yani, tek amaçları yani, Legion durdurmak. Void dedi değil yani Legion. Evet. Evet yani Void'e karşı da değil. Aynen Legion işte ordu kuralım. İşte en güçlü ırkın üçte birini biz alalım ve böylece onlara bölelim işte güçleri azalsın gibi bir güdüyle yapıyorlar gibi gözüküyor. Çünkü iyi hiçbir şey olmuyor. Draenei'lerin başına iyi hiçbir şey gelmiyor. Kalmıyor. Evet. Nauru'ya sığındık, kurtulduk gibi bir durum olmuyor. Başlarına gelmedik kalmıyor yani kaçtıktan sonra. Hiçbir şekilde doğru düzgün yardım da etmiyorlar. Ve böyle şey ancak işte bir tek zaten şey Zera bir tek şey yardım ediyor. O da işte Army of Light'la birebir çatışma modunda olduğu için işte yanındaki Draenei'leri güçlendiriyor işte. Onları Lightforge'da dönüştürüyor ve işte bu savaşta daha aktif ve güçlü olsunlar diye kendi etrafında topluyor onları. Genel olarak o yüzden Draenei'lere çok bir yardım etmiş gibi gözükseler de aslında başlarına iş çıkarıyorlar gibi bir sonuca varıyor iş. Ney? Daha çok kesinlikle katılıyorum diyorum. Adamların başına gelmedik kalmıyor ya. Aynen. Özellikle yani bu şeye düştükten sonra işte Draenor'a düştükten sonra bulunmaları ve işte daha önce de birkaç kere böyle kaçmak zorunda kalıyorlar. Hiçbirinde yardım etmiyorlar. Sadece işte güç kaynağı oluyorlar. İşte böyle yardımcı oluyorlar. Ama genel bir böyle kurtarıcı kesinlikle değiller. Ama şöyle bir şey eklemek istiyorum çok kısa. Yani Argus'tan kaçarken
Draenor'a düştüğünde o Genedar mıydı? Geminin adı neyse ben hatırlamıyorum. Oshogon diyesim geliyor. O gemi düştüğünde bir tane Nauru ölüyor diye biliyorum ben. Hatta onun anısına Draenei'ler işte aynen Oshogun'a düşen Akune'yi falan yapıyorlar. Yani orada bir sacrifice da var ama yani sanki şey de var yani o ben karşı değilim yani o söylemine. İşte Legion'a karşı koymak için hani göze alınmış bir zayiat gibi duruyor açıkçası. Ama hani bir şurada buldum. Dore abi. Hı-hı. Adı. Dore. Dore Oshogun'un düştüğü sırada Draenor'a ölüyor. Hı hı. Ama yani sadece eklemek istedim. Hani Draenei'lerle olan ilişkilerinden. Yok doğru doğru. Ama o zaten şey artık. Yani aslında o ölümü işte bir şey bakarsan zaten tırnak içinde yazmış ya. Sonradan zaten ortalığı karıştırıyor işte bu Dore'nin içine girdiği durum. Çünkü Nauru'ların ölümü de aynı işte Titanlar gibi böyle bizim işte ölümlü ırkların ölümü gibi değil. Dönüşüyorlar öldükleri Void'e zaman. Void'e dönüşüyorlar. Evet yani Dore öldüğü zaman Dark Nauru'ya dönüşüyor ve Void'e dönüşme döngüsüne giriyor. O zaman da şey yapıyor işte o bölgeye yakın ölen önce işte orkların ruhlarını toplamaya başlıyor. Sonra o gücü genişliyor ruh topladıkça ve daha çok ruhu toplamaya başlıyor. Onun bir süre sonra orklar bunu anlıyor işte. Bizim işte ruhlarla bağlantı kuramıyoruz. İşte şeyleri atalarımızın sesi gelmiyor falan diye fark ediyorlar durumu ve oradan kaynaklandığını anlıyorlar. Zaten Kil'jaeden'in işte orkları savaşa ikna etmesindeki etkenlerden biri de bu. Zaten evet. Orklar bu yüzden kurulmuş durumda Draenei'lara. İşte bizim atalarımızın ruhlarını kaçırıyorlar falan işte onları güç için kullanıyorlar falan diye şey yapıyorlar böyle kendi kendilerine kuruluyorlar. Kil'jaeden de onu besliyor. Evet bak bunlar geldi sizin işte bütün düzeninizi bozdu ele geçirmeye çalışıyorlar gezegeninizi. Başta dönemin Vortif'in arzu. Köleleştirecekler diyor ve ondan sonra karşılıyorlar zaten. Yani ve hani o zaman şeyden de bahsediyorum. Bu Oshogun bu Nauru'dan aklına geldi. Yani Nauru'ların Draenei'lerin Soul Magic olayı ve Akündun'da ölenlere bu Vigilant mevzusuyla ebedi bir görev yüklemeleri, onları ölmelerini engellemeleri. Ya anlat abi. Evet, evet. Ya işte o şey, Baelor da en başta bu konuda bir video yapmıştı. Ben de daha sonra onun üzerine yazdım zaten. Draenei'ler ve Night Elf'ler ölümün dengesini bozuyorlar acaba diye. Şimdi bu Light'ı konuşuyoruz belki ama Light aslında ölümü istemiyor. Yani Life'a yönelik bir hani yapabildiği takdirde ölümsüzlük başlıyor. Ve yani dengeyi bozan şeylerden biri zaten bu. Evet. Ve hani bu ölümsüzlük içinde de şey istiyor ama. Ebedi olarak hizmet. Yani kendi iraden de olmayacak. Ve Draenei'ların o Akündün'deki bunu daha çok şeyde gösteriyorlar. Valos of Draenor'da gösteriyorlar. Bir sürü Draenei ruhu da orası ve yani bir kaynak gibiler. Yani bu ara çok kısa savaş... araya girebilir miyim abi? Evet, şunu söyleyelim hani kafalarda karışmasın. Hani ölümsüzlük derken bedensel bir ölümsüzlükten de bahsetmiyoruz burada. Night Elf'lerden yani Night Elf'lerde değindi çünkü Muratan. Hani Wisp olup işte ağaçlara tutunması ya da işte az önce bahsettiği gibi Soul Engine'e tutunup işte ruhların gitmemesi. Yani ruhsal anlamda dünyaya bağlanıp kalıyoruz. Evet. Yani Shadowlands'ten anima çalıyor yani. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aynen. Hani bunu da belirteyim dedim. Doğru. Bunu da zaten konuşacağız. Evet. Yani zaten şey işte daha Draenei'lerle Nauru'ların ilişki kurmasının da işte başında bu var bence. Nasıl işte Sargeras'ın ilgisini çekiyorlar bu ruh tutma yüzünden. İşte. Tabii aynı şekilde yani şeylerin de sonuçta Nauru'ların da bu şey işte Eredar'lardan bir şey nasıl diyeyim artık bir parçayı koparmaya çalışma sebebi bence tamamen bu. Tabii çünkü, canım çünkü en nihayetinde kozmik dengeyi bozan bir hareket bu. Yani her ne kadar yani tamam mesela kozmik dediğimiz zaman evrende Night Elf'ler ya da Draenei'ler ne kadar yer kaplıyor olabilirler. Çünkü artık gezegen gezegen gezmeye başladık ve yepyeni ırklardan söz etmeye başladık.
Ama evet. Bu nasıl söyleyeyim, yani Life'dan Life gereğinden de olsun, ışık tarafından da olsun, işte Dead tarafından da olsun fark edilen bir şey. Ve hani bir gücün istediği diğer gücün istemediği bir durum ortaya çıkıyor yani. Aynen. Yani şeyi tekrar vurgulayalım. Light'ın derdi Void. Legion. İnatla Light'ın en büyük derdi Sargar aslında Legion'dan. Herkesin derdi Legion olmuş. Ya orada hani şimdi büyük çerçeveden bakarsak çünkü Legion'ın da derdi Void'le, Light'ın da sonu Void. Evet. Onu işte bu aslında değişik, hani beraber Void'i yok edebilecekken Light Void'in karşısındaki en büyük askeri gücü şey yapmıyor yani. Engellemiyor. Ama işte hani zaten engellemiyor. Void bitsin istemiyor Light. Hani bir nebze ucunun kendine dokunacağını bildiği için büyük ihtimalle. Çünkü bu evrenden önceki evrende yaşananları bilenler onlar çünkü. Evet. Narular yani. Ki ne olduğunu bilmiyoruz işte. Yani tahminimize Light'in kazandığı ve ardından da bu Void'e dönüşüp o büyük patlamayla bu evreni, şu anki evreni yarattı yani. Aynen. Görkem nerede kalmıştı? Naru human ilişkisi. İşte yani Draenei'yi anlattık. Human'larla da yani bir ilişkileri var Naru'ların. Zaten ilk işte Light kullanmaya başladıklarında işte önceki şeyde Light bölümünde anlatmıştık. Zaten Tyr'den bir şekilde aslında alıyormuş gibi gözüküyorlar ama ilk böyle priestler ve bu gücü kullanmaya başlayanlar troll savaşları sonrası diyor. İşte priestler işte görüntüler görmeye başlıyorlar ve böyle işte meleksi ışıktan oluşan yaratıklardan böyle mesajlar almaya başlıyorlar işte. Hı hı. Ve işte onların şarkılarını ve böyle görüntülerini görüyorlar. Ve işte uzayın ötesinden onlara mesajlar geldiğini ve işte ışığı nasıl kullanmaları gerektiğini böyle onlara anlattıklarını söylüyorlar. Ve ondan sonra bir şekilde işte bunun Naru'lardan geldiği diyor. Yani biz anlıyoruz bunu tabii. Evet. Bağlantıyı kurarak. Ve insanların ama yani human ırkının Light'ı kullanma yeteneği bu olaydan sonra, bu görüntülerden sonra iyice artıyor. Ondan sonra zaten işte Holy Light kilisesini falan kurup iyice böyle bu konuda uzmanlaşıp güçleniyorlar. Ondan sonra bu işte priestler ve daha paladinler yokken ortada işte Light'ı kullanma konusunda iyice böyle netleşiyorlar ve bunu bir güç olarak artık böyle nasıl diyeyim, sosyal yapıların içine sokuyorlar. Daha bu insanların tabii yani troll savaşları çok işte aslında önceden olan bir tarihi olay gibi. O sırada böyle bunları artık sosyal yapılarının bir parçası haline getiriyorlar. Ve bu aslında dolaylı olarak Naru'ların sınırı. Ben bir şey soracağım abi. Bu trollerdeki witch doctor'ların kullandığı tam voodoo magic biliyoruz ama yani o priestlik olayı, o alakası yok değil mi? Yani insanlar etkileşimleriyle. Aynen. İsim ben, hani sıfat benzerliği var. Yoksa nature büyüleri kullanıyorlar onlar. Nature tamam. Ve şey. Yani o trollerin herhangi bir Naru'larla yok, bir etkileşimi yok. Yok. Tamam. Ya onların tahminen Light'la en yakın şeyi Rezal olabilir diyebiliyorum, düşünüyorum ben. O da aslında evet yani yakın hakikaten. Loa bağlantısıyla bir böyle Light'a yakınlık var ama Zandalar Paladinler'de bunun bağlantısı var. Evet. Ve Talanji'de çok görüyoruz. Ha aynen. Yani işte Rezan sayesinde bağlantı kurabiliyorlar Light'la ve Light gücünü kullanabiliyorlar ama Human'lar veya işte Draenei'lar gibi fiziksel bir bağlantıları olmadığı için bunu daha çok nasıl diyeyim, daha primitif bir şekilde kullanıyorlar. Silah olarak ve böyle yıkıcı amaçlarla daha çok kullanıyorlar. İşte savaşta kendilerini güçlendirmesi için. Yani priest mantığı aslında trollerde çok yok. Sadece böyle onu bir araç olarak kullanıyorlar. Ve Rezan üstünden işte paladin olabiliyorlar zaten. Ve o da çok istisnai bir durum. İşte ancak Zandalarlar bunu diyor. Diğer trollerde böyle bir şey yok. Onlar daha spiritüel, daha ruhsal bağlantılarla
güçleri kullanabiliyorlar. Biraz böyle içgüdüsel gibi. Yani. Şey gibi bilinçli. Mesela şöyle düşünün. İşte dua ederek değil de ona böyle nasıl şaman mantığında bir büyü yapıyormuş gibi böyle transa geçerek ve böyle kanalize olarak işte light'ı kullanıyorlar. Troll priestler. Değişik. Değişik. Evet. O zaman jump to the next step. Jump to the next step. Outland'da Burning Crusade'e gidiyorum. Evet evet. Outland, Tempest Keep, Muru'nun kaçırılması, dönüşümü. Bundan önce şeyleri sayalım mı bir arkadaşlara? Ne? Tanınan Nauru'lar. Tanınan Nauru'lar, Notable Nauru'lar. Evet, say say. Adal. Adal. Evet, Adal bu ara Shatar diye geçiyor bu ara Nauru ırkının genel adı. Adal bu ırkın lideri ve Shatrat'ta duruyor şeyde. Outland diyeyim çünkü Draenor hani o artık patlamadan sonraki adın isim değiştiğinden sonra işte. Dore az önce bahsettik işte o Oshug'un Draenor'a doğru uçarken çakıldığında öldüğü kabul edilen aslında daha sonradan ortaya çıkıp karışıklık çıkartan Nauru'nun adı. Geras aslında sıradan bir Nauru. Çok böyle hikaye dokunmuşluğu yok. Bu şeyin hani Shatar'da durup işte Quartermaster. Normal gidip item alıp item sattığınız. Vendor'umuz. Vendor'umuz. Kara yine bu yani Draenei'lerin kaçışı sırasında işte geminin hani kaçtığı sırada enerjisini kaybediyor ve kara yıldıza dönüşüyor. Ne olduğu bilinmiyor diye geçiyor. Kiru Shattered Sun Offense. Bu nasıl söyleyeyim? Blood Elf'lerin Legion'a ve Illidan'a karşı koyulduğu birliğin adı. Oraya nasıl söyleyeyim hani yardım ediyor işte yandaşlık yapıyor diyeyim. Kure First Nauru hani to contact Draenei. Draenei'lerle iletişime geçen ilk Nauru zaten Görkem söyledi. Yalnız isimleri de çok güzelmiş. Kurep Kuri. Adal'ın yanında bulunan yancısı. İşte abi iki çay da bana deyip şöyle masaya yapışıp göğsünün ortasında masanın üçgen şeklini çıkartan Nauru. Lura. Draenei. Ne? yine Argus'tan kaçmalarına yardımcı olan. Evet. Nauru ama şu anda ne diyor? Sealed with şey hani Kijed'in yanında yaralı bir şekilde duruyor ve hani void'e dönüşmüş bir Nauru. Şey, öldürülebilir durumda. Geride kalıyor aynı. Evet. Mori yine Adal'ın yancılarından. İşte iki çayın biri buna. Muru Muru biraz ünlü oluyor yani. Bilmiyorum yani. En meşhurlardan. Evet çünkü TBC'yi oynadıysanız yani bunu kaçırma imkanınız yoktu. Yok, raid yani. Boss'uydu. Özellikle Blood Elf oynadıysanız. Evet. Oros Exodar'la geliyor. Yani bu nasıl söyleyeyim? Azeroth hani Exodar'ın içindeki Nauru zaten şey Legion'daki görevler sırasında evet, ölüyor. Evet. Ama bu şey işte hani anladığımız kadarıyla Velen her kaçışında bir Nauru paketliyor. Yanında gözüküyor yani, böyle. Evet evet yanında. Şey böyle nasıl söyleyeyim? Uzay gemisinin benzinonu olarak kullanıyor falan. Öyle bir durum var. Sara çift Ayla baştaki hani Sara değil Sara Redeem from Void hani Void tarafından ele geçirilmiş diyor ama Light Eater by the Conclave diyor hala duruyor House of Balance. Bu şey Priest ve Paladin class evet. Questleri sırasında Void God'dan Nauru'ya dönüştürüyoruz bunu. Evet. Zaten şey Void God olarak görüp Nauru'ya dönüştürdüğümüz ilk Nauru. Yani ilk hali olarak evet, topluca herkes ışık basıyor ve zorla dönüştürüyoruz. Ben onu Paladin'de gördüm de Priest'te zorla. De atladım ya. Aynı. Hem Priest'te hem Paladin'de aynı görev var en sonunda. Evet, bir şey sormak istiyorum. Bunların bilinci var değil mi? Yani bunların bilinci olan yaratıklar. Tabii canım var. Kendi bilinçleri var. Bunlar Lightgown Void'e dönüştüklerinde bu bilinçleri de buna istinaden değişiyor mu? Yani ben Void'e döndüm lanet olsun bundan kurtulmam lazım mantığı var mı? Hayır. Tam tersi. Nasıl söyleyeyim? Void'e dönmeye çalışıyorlar iyi. Şey kişilik ortaya çıkıyor diyelim yani. Ha iki kare şey, anladım. Aslında hani biliyor tamam falan diye böyle hani. Okey. Yani şey yok pişmanlık yok yani. Aa işte ben dönüştüm neden böyle oldum böyle olmamalıyım falan yok yani. Ha. Tam tersine çok mutlu oluyorlar Void'e. Evet evet. Gerçekten. Daha da ilerliyorlar. Evet. Oh be kurtuldum modu tepkiler geliyor genelde. Aa o çok korkunç.
Evet. Ozan şu Outland konusunu ben bir anlatayım. Birkaç tane kaldı sen. Çünkü bu bir isimden bahsetmek istiyorum. Hadi atlayalım. True var. Karakorda'nın hani kurtarırken kendisini feda eden çokça ismini duymuştur arkadaşlar. Priest oynayanlar. Bir de Zera var. Bu arkada dönen videoda zaten arkadaşlar gördü. Hatta çok da bilinen bir şey. Özellikle Demon Hunter'lar çok seviyorlar o videoyu çünkü I Am My Scars, Illidan'ın şeyi. İşte Illidan'a zorla ışık basmaya çalışan Nauru da. Evet. Devam edebilirsin. Gördüğünüz tek evet. Prime Nauru bu arada zaten. Evet. Aslında Ziri de çok önemli ya. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Çok özür diliyorum Murat'tan. Biliyorum ikidir kestim ama bu da Black Temple'da yine TBC dönemi oynayan arkadaşlar. Black Temple'ın girişinde, raid girişinde bu ara. Hani tapınak girişi değil de. Raid girişinde başta duruyor böyle mavimsi, yeşilimsi renklerde bir Nauru var. Oradaki şeyi yönetiyor. Ne derler? Seferi yönetiyor. Aslında gördüğümüz en askeri ve agresif Nauru Ziri. Evet. Çünkü orada şey işte saldırı halinde de görüyoruz onu. Bayağı böyle ışınlar saçıyor, kesiyor falan herkesi. Aynen. Bayağı şey aktif yani ve agresif. Nauru'nun da savaş halini onu da görüyoruz böyle. Evet Murat Han, 3 seferde sözünü kestim, dayandım. yok sorun yok. Ve al abi senindir. Outland ile adalıyla. Abi şey bu Outland konusunu işte bugün Chronicles'da okuduğum için taze. Bu Legion ile bu bölük Outland'deki bölük Legion aktifliğini Light daha doğrusu Nauru fark ediyor ve orada onlara karşı durmaya çalışan bu Shadrast'taki insanları ve işte Draenei'leri falan fark ediyor, kadleri falan. Ve oraya yardım etmek için, onlara umut aşılayabilmek için 3 tane Nauru yolluyor. Adal, Nuru ve Oros. Oros'u yolluyor. Bunlar Netherlight Temple'a geliyorlar gemileriyle. Gemileri de şey, Tempest Kit, bir parçası da Exodar. Yani aynı gemiler aslında. Ve Adal Shatra'ya gidiyor. Muru ile Oros da Tempest Gift'te Exodal olarak Netherlight Temple'da kalıyorlar. Adal işte orada bütün o Legion'a karşı duran işte Sons of Lothar ve işte Draenei'leri varlıkların hani onlara bir umut aşılayarak onları Shatra'ya çekmeye başlıyor. Yani onlara işte birlik olmalıyız diyor yani. Ve yani farklılıklarınızı ve nefretinizi bir kenara bırakıp Legion'a karşı birlik olun diyor. Umut oluyor onlara. Ve Illidan bunu fark ediyor. Şey diyor zaten hani Kil'jaeden ona zaten Legion orduları gönderiyor Outland'de. Alliance'la Horde'un Outland'e gelip onu takip etmesini sevdi Kil'jaeden. Bir de şimdi bu Shatrath'taki adalında ona saldıracağını bildiği için Kael'thas'ı yolluyor oraya. Daha doğrusu Kael'thas'ın oraya bir müdahale etmesini istiyor. Kael'thas da oraya bir müdahale ekibi gönderdiğinde şimdi başlarındaki adamlarını hatırlamıyorum ama o ekibin başındaki Blood Elf'e bir Magister olması lazım. Adal bir görü gösteriyor ve o görüde bu arada ilginç bir detay. O görüde o Blood Elf'lerin o sıradaki en büyük sorunu olan büyü açtıklarında bir çözüm olabileceğini gösteriyor. Yani enerjisiyle tahminen. Ya da o içlerindeki o bağımlılığı silecekti belki de bir şekilde. Bilemiyorum. Yani onları bir yatıştıracaktı hani. Soothing, Heal You Day Scars. Yaralarını saracaktı. Warrantal the Seer. Scryers'ın evet, başı. Evet o. Evet, Scryers'ın başı. Warrantal da bunu gördükten sonra kılıç bırakıp hiç savaşmadan o Aldor'ların yanına geçiyor ve Aldor'la Scryers oluşuyor. Yani TBC'ye girdiğinizdeki o iki kısım oluşmuş oluyor ve Kael'thas bunu öğreniyor. Murun'un varlığını öğreniyor. Ve o sırada zaten Kil'jaeden onu aklına girmeye başlamış durumdaydı. Çünkü işte Illidan'ın bu Demon Hunter'ları ondan gizlediğini ve onların yani onlara bir güç sakladığını, bunu Blood Elf'lere vermeyeceğini ve onları umursamadığını ikna ediyor Kael'thas'ı. Kael'thas en başta bu arada bir detay vereyim. En başta hemen satmıyor yani ama evet. İyice Illidan'ın
tamamen The Demon Hunter'lara konsantre olduğunu gördüğü zaman artık taraf değiştiriyor. Ve şöyle bir duruma geçiyor. Zaten Kratos'un yaptıklarındaki en büyük, yani yaptığı hatalardaki en büyük motivasyonu şu. Halkına eli boş dönmek istemiyor. O utançla utanca katlanmak istemiyor. Bu yüzden hani onların bu açlığını giderecek bir şey bulmak için araştırırken Muru'yu öğreniyor Temple Keep'te. Saldırıyorlar Temple Keep'e, Blood Elf'ler. Oro, Exodar'la Exodar'a girmelerini engelliyor, bir kalkan açıyor kendine. Ama Muru Kratos'un önüne düşüyor. Onu Sivum'la yolluyor Kratos ve Blood Elf'ler de onun gücünü emmeye başlıyor. Yani Muru'nun Light gücünü emmeye başlıyorlar ve şöyle bir detay vereceğim. Hani bu Blood Knight mevzusu var ya, Lady Liadrin ve ekibi. Chronicles'da şu yazıyor. Lady Liadrin ve ekibi işte Priestler, Light'la bağlarını kaybettikten sonra iletişime geçememişler Sunwell'den sonra. Muru'ya gidip gücünü zorla çekiyorlar Muru'nu. Evet. Yani herhangi bir dua etme ya da şey yok. Gücün direkt mutunun zorla çekiyorlar ve Blood Knight'ler oluşturuyorlar. Yani kendi paradin birliklerine. Ardından da işte Adal ve ekibi, hani o Shattrath'taki ekip Illidan'ı bir demon olarak gördüğü için Adal Black Temple'a saldırıyor. Ondan sonra onlar malum zaten. Oro'yu bilmiyorum böyle kursettiğini. He, Oro Legion'dan önce Velen'in oğlu tarafından öldürülüyor. Hatta evet. O senaryo yaptıysa hatırlarsınız. Evet, bayağı travmatik. Evet. Sonra kendisi emiyor hatta zaten onu Fel'in içine. Evet. Muru'yu da Rakish. Evet, Rakish. Butcher. Burada şimdi kritik konu Muru ama. Muru'nun içindeki ışığı eme onu sonunda bir Void God'a dönüştürüyorlar. Ve biz Sunwell Plateau'yu basmaya geldiğimizde karşımızda Muru'nun o Void versiyonunu görüyoruz. Ve işte en sonunda herkes zaten yapanlar biliyor. Kırıcı Edim mağlup edildikten sonra Velen Muru'yu kullanıp Sunwell'i temizliyor. Ve yani pürüpak bir Light kuyusuna çeviriyor tekrardan. Evet. Eksik bir şey var mı? Yok. Tamamen. Bir şey var, sadece Hand of Adal var gameplay açısından. Ha. Onu bilmiyorum. İşte o bütün söylediğin şeyleri... Aynen. Bütün söylediğin şeyleri yaparsan karakterler, yani oyuncular Adal'ın eli ünvanını hak ediyorlar ve artık alınamıyor şu anda. Evet. Öyle eskilere dair güzel bir şeydir, detaydır aslında yani. Şey, bunlar Black Temple'a önce Tempest gibi, sonra Black Temple'a girmek için görev olarak aşama aşama yapılıyordu ve orada öğreniyorduk bunları. Blood Elf başlangıç questlerinde de zaten neredeyse bütün klaslar önce bir gidip işte racial kullanma olayı neydi? Mana tap galiba. Evet, mana tap kullanmak için gidip işte Muru'dan güç çekiyorduk ve işte bak onun sayesinde güçlendik, işte Kalitas bizi kurtardı falan diye bize işte class trainerlarımız bunu öğretiyordu. Bütün Blood Elf oynayanlar bir tat geçiyordu o yüzden. Özellikle Paladin ve Priest oynuyorsanız tabii daha böyle biraz daha uzun geçiyordu mevzu. O yüzden bayağı etkiliydi ama şey de oldu sonradan. Şu anda mesela orada Muru yok, eski hali yok. Onu işte şey Sunwell'de boss olduğu zaman oradan kaldırdılar. Silver Moon'daki eski yeri boş kaldı. Ondan sonra zaten bir böyle şey işte Liadrin krize girdi, ne yapacağız şimdi falan diye. Ve ondan sonra da zaten Sunwell'in içinde gördük işte nasıl tekrar böyle Sunwell'i kurtardıklarını. Velen kurtarıyor bu arada. Evet. İşte Muru'nun son kalıntısıyla. Orada tabii yani, Kalegos'un sevgilisini de şey yapmayalım. Tabii o da aslında şey o çizgi romanda uzun hikayesi. İşte humanoid formda
saklanan bir işte nasıl diyeyim artık böyle son bir güç, son bir böyle şey Samveli artık kurtarıcı bir aslında kristal gibi bir şey. O da aslında galiba gene narularla bağlantılı bir mevzu var da tam hatırlayamıyorum. Ya zaten şu anda da hani direkt olarak Nauru konusunun yani Nauru'ya bağlamak için dahil, dedim evet. de çok detayını hatırlamıyorum. Şimdi, o kadar Alternatif uzun. Draenor'daki Kara demişsin abi listeyi yaparken. Ha Shadow evet. Moon Clan ve alternatif Velen'in kendisini feda edip onu dönüştürmesi. Ben şöyle Aynen. Draenor'u oynarken çok değişik şeyler yaşadım real hayatımda. Çok böyle derinlemesine bilmiyorum. Anlatırsanız sevinirim. Ya zaten şey işte bizim evrenimizdeki Kara da işte şeyden Genedar düşerken işte oradan ölmesin diye atıyorlar. Ve başına ne geldiğini bilmiyoruz. Ama işte şeydeki yani Alternate Draenor'daki işte onu işte Shadow Moon Orklar bir nevi ele geçiriyor ve işte onlar da aynı şekilde Shadow Void büyüleri kullanmak için kullanınca işte gücüne emince o da iyice dark zaten düşüp işte yaralandığı için dark bir durumda. İyice artık böyle Void'a dönüşmeye başlıyor. Bundan kurtarmak için işte Alternate Velen kendini feda ediyor ve orada işte bütün enerjisini ona verip tekrar Light'a çeviriyor. Ve Kara ondan sonra işte oradaki Alternate evrendeki olayları aslında yönet kurtulması. Yani, o yüzden işte bizim bildiğimiz Outland'da olan şeyler orada olmuyor ve zaten orası Outland'da olmuyor işte. Ve onların fanatikleşmesinin sebebi de aslında bu işte şey olarak teori aslında ama Kara'ya bu Velen'in aşırı bir light yüklemesi ve bu zaten light'ı işte burada şunu anlatayım parantez açıp yani Narular yani bizim gördüğümüz kadarıyla light gücünü içindeki light enerjisini bir an önce harcayıp bitirme gibi bir güdüyle hareket ediyorlar her zaman. O yüzden böyle aşırı bir evet aşırı iyileştirme, aşırı böyle bir devamlı itekleme durumları var böyle. Yani yardımcı oldukları ırklara devamlı bir itekleme durumları var. İşte hadi işte ben sana güç vereyim, ben seni işte güçlendireyim, yapalım, iyileştireyim falan. Düşen mi var, kaldırayım falan diye hep böyle bir devamlı aceleci bir havaları var. Bunun da sebebi işte bir yerde geçiyor tam hatırlayamıyorum ama yani galiba şeyde bu Dark Naru olarak ilk gördüğümüz işte Priest Temple'daki Void God halinde diyor bunu. İşte beni işte dönüştürmeyin benim esas halim bu dercesine böyle o ışıkla işte onu Void God'ı Naru'ya dönüştürüyorlar zorla hem Priestler hem Paladinler ama yani o dönüşmek istemiyor işte. O kurtuldum, bu benim gerçek halim, geçtim bu halde buraya gibi bir böyle bir şeyler diyor ve oradan anlayabiliyoruz ki Narular aslında yani benim de düşüncem bu. Void Godların fiziksel evrene geçmek için kullandığı bir geçiş formu. Ve bir an önce işte ışığını harcayıp kendi formuna geçip işte fiziksel evrende Void'in artık planları neyse yapmak işte bu evreni ele geçirmek için ya da işte güçlerini işte böyle arttırmak için yapmaya çalıştıkları şeye böyle engel oluyoruz biz bir nevi Nauru'lardan böyle faydalanarak ya da onları tekrar ışıkla yükleyerek. O yüzden buna sinir oluyorlar ve daha da böyle fanatikleşiyorlar gibi geliyor bana. Özellikle o Velen'in yaptığı böyle şey ve işte Paladin'in özünü feda ederek Kara'ydı. Yani o yüzden şeye çeviriyor. Kara tam dönüşümünü tamamlamak üzereyken bunu birden tekrar aşırı yüklüyor ve o yüzden bu sefer onun yönlendirdiği Draenei'ler daha fanatik, daha böyle artık şey böyle mutlak bir hakimiyet modunda oluyorlar ve o yüzden o işte son gördüğüm işte Magar senaryosunun başında da eğer oynadıysanız görmüşsünüzdür işte. Savaş halindeler ve zorla işte orkları dönüştürüyorlar
ele geçirmişler zaten gezegenin büyük kısmını ve savaş halindeler. Biz orayı kurtarmıştık ama hiçbir işe yaramamış. Ve bunun sebebi tamamen o Nauru'nun bu aşırı iteklemesiyle fanatikleşen Draenei'ler. Zaten şeyde de öyle geçiyor. İşte sonradan işte Makar senaryosunun işte tekstini ya da alt metinlerini okuduğumuz zaman işte Nauru'nun yönlendirmesiyle, Nauru'nun işte yol göstermesiyle bu yola giriyorlar ve fanatikleşmeye başlıyorlar. İşte bu ırkları kurtarın, ben size güç vereyim diye iteklemeye başlıyor ve ondan sonra o savaş moduna giriyorlar ve işte zorla yapmaya başlıyorlar. O yüzden zaten bu Kara'nın alternate evrende olsa da bu yaptıkları önemli. Çünkü belli şeyleri ve işte Light'ın aşırı tarafını bize gösteriyor. Aynı şey zaten işte Prime Nauru. Nauru'ların ilk Nauru'lardan olan ve böyle en güçlü formu, en böyle artık tecrübeli olanlarından bir tanesi de gene aynı şekilde Illidan'ı zorla dönüştürmeye çalışıyor. Evet. O yüzden Nauru'ların böyle bir tarafı var ve yani zaten böyle ayrıca konuşmak istememizin sebebi de bu. Böyle bu tip detaylar, bunları böyle Light kısmında konuşamıyoruz. Çünkü Light'ın aslında daha böyle farklı bir nasıl diyeyim, kapsayıcılığı var. Daha üst bir güç kaynağı ve kendi iradesi olmayan bir güç kaynağı. Ama Nauru'lar bir ırk. Ve şey artık böyle kendi artık Nauru şeyleri için, factionları için bir şeyler yapıyorlar ve onların bu amaçları da bizi yönlendiriyor. İşte ne kadar kurtarıcı gözükseler de işte böyle bir tarafları var ve onlara karşı dikkatli olmamız lazım. Alt mesajı devamlı bize veriliyor. Zaten şeyde işte Legion'daki gerçek Velen'in savaşı kazanmasını sağlayan şey Nauru'nun dediğini yapmayı bırakması. Ve Illidan evet. Ona bunu empoze etmeye çalışıyor. Dikkat edin. En sonunda zaten savaşın sonunda da bunu değiştiren Velen'in artık tamam kendim ne doğru biliyorsam onu yapacağım. Nauru'ların dediğini yapmayacağım moduna girip ondan sonra işte savaşın gidişatını değiştirmesi. Ondan sonra zaten birden böyle dönüyor her şey. Yoksa işte Nauru'lar öldürme, işte şey yap, işte çok daha tatlıyız. Böyle affedici ol, İyi dur yaşam. İyileştirelim onu bizim tarafımıza yaptıralım falan gibi bir böyle aslında entrikacı bir tarafları orada var yani. Orada şey geliyor böyle animelerde yaparlar ya ya da mangalarda işte karakter evet, evet. Bir şey söyler ama arkasındaki karanlık taraf vay ele geçireceğiz onu falan tarzında. Evet, evet, gel şey... bizim tarafımıza çevirelim falan, o da senin kardeşin bak falan modu böyle. O zaman benim kafamdaki Nauru'lar kendi başına yani Light'tan ve Void'tan öte bir ırk o zaman değil mi? Benim anladığım kadarıyla. Ben yanlış mı anladım? Hayır, Light'ın parçaları. Light'ın vücuda gelmiş hali. Nauru nedir dediğinden dedi evet, ya ışığın ama... fiziksel forma dönüşmüş hali. Ya hı-hı. Tamam o zaman burada büyük bir çelişki var yani. O ne gibi? Ne çelişkisi? Bundan nefret ediyorlar. Hem bir parçası olmalarına rağmen. Light'ın bir parçası olmalara rağmen bir an önce içlerindeki enerji harcayıp yok olmak Void'e dönmek istiyorlar. Tamam da Light'ın kendisi de... Bunu kullanıyorlar. Evet. Yani, bu... şey, Light'ın kendisi zaten Void'e dönüşecek. Yani, ya ben de yapacağı bir şey yok. Evet. Ya, o nihai son gibi düşün. Evet. Bu zaten şey gibi düşün. Yani ölmüyor Nauru'lar. Dönüşüyorlar. Ölmüyor. İşte, anladım. Nauru normal mesela işte Illidan'ın öldürmesi orada parçalıyor. Aslında işte tekrar bir araya gelip işte Nauru olacak ama ki zaten orada ayağa kalkması da hani bizim son parçayı getirip hani ortaya koymamız evet. Da ayağa kalkıyordu yani Zerra'dan. Evet evet aynen. O merkezlerindeki bilinç işte o merkezdeki parçada. Anladım. Peki şey mi şöyle mi düşünmemiz lazım? İşte Void ve Light bundan önce bir savaş verdi. Bu savaşın sonunda Light kazandı. O yüzden Nauru'lar da buna uymak zorundalar ve buraya mı gönderildiler? Böyle mi oluyor yani? Onlarla birlikte mi geldiler? Tam tersi gibi bir durum var aslında. Yani Nauru'lar Nauru olarak değil de Light ya da işte önceki evrendeki Light artık neye hükmediyorsa bütün evreni o ele geçiriyor ve buna artık karşı çıkan mı ya da işte bu durumu doğal olarak yaşayıp döngüsü içerisinde Void'e dönüşenler
bir süre sonra işte bir çatışmaya yol açıp işte sadece güç kaynakları çarpıştığı için böyle bir patlama oluyor ve fiziksel evren oluşuyor, onu bilmiyoruz. Ama önceki, işte bizden önceki evrende her şeyin light olduğunu söylüyor Chronicle'da. Yani bunu evet, özellikle devamlı belirtiyorlar. İşte önce her şey light'tı ama işte sonradan void ortaya çıktı ve işte çarpışıp fiziksel evren oluşturdular diyor. Şimdi eğer ki... Yok söyle. Pardon. Bitireyim. Yani eğer ki işte Light'ın fiziksel hali Nauru'ysa, bu önceki evrende de tabii ki Nauru vardı ve yani muhtemelen onun devamı bir evrende yaşıyoruz biz de. Hı hı. Ve bizim fiziksel evrenimizi de ele geçirip buna hükmetmek istiyorlar ama karşı bir void gücü de var ve bu void'in de vücuda gelmiş hali var. Hı hı. Onlar da void god'lar zaten. Onları da ayrıca konuşacağız. İşte ve bu Void God ve Nauru aynı yaratıklar zaten. Bunlar birbirine dönüşen yaratıklar. Bunların yaşam döngüsü bu şekilde. Yani bir Nauru uzun süre işte yaşadığı zaman zaten bir light enerjisi var. Light'tan oluştuğu için. Bunu devamlı harcayarak artık nasıl diyeyim hayatını sürdürüyor ve bir yerden evet, sonra enerjisi bitiyor. Enerjisi bittikten sonra da önce Dark Nauru'ya dönüşüyor. Ondan sonra Void God'a dönüşüyor. Zaten bu yüzden işte bu az önce dediğim ihtimal var. Yani fiziksel evrene Void God'ların geçmesi için bu bir metot. Bir böyle süreç. Bunu kullanıyor Nauru olarak bunlar. Ve yani bunu özellikle yapıyorlar bir nevi. Böyle geçebilmek için ya da bu gerçek formlarına dönebilmek için buna katlanıyorlar bir nevi. Ve o sürecin sonunda da kendi void formlarına dönüşüyorlar. Ve mesela şey yok. Void God'a dönüşen işte void god'ların işte belli bir süre sonra kendi kendine Nauru'ya dönüşmesi gibi bir durum yok. Bu zorla onlara light yüklediğin zaman oluyor. Bunu da işte o priest ve paladin class questlerinin sonunda görüyoruz. İşte ve işte o alternate Draenor'da görüyoruz. Yoksa onun dışında bir Void God'ın mesela kendi işte gücünü kullanıp Nauru'ya dönüştüğü bir durum yok. O işte döngünün tamamlanmış hali gibi. Void God onların gerçek hali diye. O yüzden öyle düşündürüyor yani bu gidişat bize. Şimdi iki soru soracağım abi. Birincisi chatte konuyla direkt alakalı şu an konuştuğumuz şeyle. Nauru, Light ve Void God'lar için birer içi boş avatar mı? Hayır, işte avatar diyemeyiz işte. Hayır. O... İşte onlar anlatamadık beni. Nauru'lar light olarak başlayıp kendini bilerek boşaltarak sadece void god'a dönüşüyor yani. Farklı bir şeye dönüşüyorlar sadece. Bir şey bir içi dolduracak bir şey değiller yani. Anladım. Peki bir diğer soru da benden. Biz mesela Nauru'lar oluşumlarını light'la yapıyor ve hani Void'e dönüşme şeyleri var ya da nihayeti şeyleri Void. Peki Void'den oluşma bir Nauru var mı? Yani Void'den dönen var işte. Hayır, Void'den oluşma. Void'den oluşan hiç yok. Hiç yoktan Nauru olarak yok, Void olarak yok, oluşuyor. Ya, Dark Nauru olarak. Zaten oluşuyor. Az önce onu dedim işte. Yani bu mesela gördüğümüz örneklerde de işte anlatılan şeylerde de genel olarak gördüğümüz sadece Nauru'ların Void'e dönüştüğü. Ama evet, Void mesela Void olarak gelip Nauru'ya dönüşen şey de var işte o yani kara işte bir dakika olmuydu karıştırmayayım isimler de benziyor. Priest class onu diyorsan ama onu bilemeyiz belki o da içindeki ışığı bitirip böyle. Zamanında ışığın içindeki ışığı bitirip değil benim demek istediğim komple hani light enerjisiyle değil saftan void enerjisiyle oluşan bir void Nauru var mı tarzında bir şey. Olduğunu sanmıyorum. Yok yok o şekilde hiç görmüyoruz zaten yok şeyde de işte bu Makari'de gördüğümüz Nauru da işte light'ı bittiği için ve orada işte enerjisini harcadığı için dönüşme aşamasında işte şeyde Aleria'yı da Void Elf'e dönüştüren de o aslında onun enerjisini emip dönüşüyor. Yo Asun bir soru daha geldi de şey onu cevaplamıştık. Zera'nın tamamlanması hani bedenlerinin tamamlanınca hani ölmemelerinden kaynaklı bir durum o küçük evet, parçası olmalı. Aslında şöyle hazır
Yani kafanı karıştıran olgu onunla ilgiliyken o konuya da girebiliriz yani Zera ve yani Legion Expansion'da Nauru'larla yaşadıklarımız. Evet. Yani aslında biraz değindik ucundan da işte sonuçta Illidan'ın geri gelmesinden sonra olan şeyler ve işte Army of Light'ın zaten konuya dahil olması, zaten Zera ondan sonra geldi. Ama Zera aslında Legion'ın en başından beri işte Light's Heart görevleriyle işte Işığın Kalbi diye bir kristal buluyoruz, böyle denize düşüyor ve işte Khadgar bizi yolluyor, git onu al bak bakalım falan diye. Ve bunun işte en sonunda Zera'nın işte merkez parçası olduğunu anlıyoruz. Ve en sonunda zaten bütün bu olaylarda bizi yönlendiren her şeyin işte onun planı ve işte Burning Legion'ı yok etmek için evet, bize böyle yardımcı olma hamleleri olduğunu anlıyoruz. Ama işte Illidan bunu bozuyor. Zaten şeyi okuduysanız Illidan'ın kitabını, Legion'dan önceki prequel kitabı var. Orada Zera gene bir görüntü gösteriyor Illidan'a. Ve işte biz de öyle olacağını zannediyoruz. Yani işte bütün Legion gelmeden önce Illidan'ın kurtulacağını ve kurtulduktan sonra işte Light'ın ordusunun başına geçeceğini ve savaşın o şekilde kazanılacağını, Burning Legion'ın o şekilde yok edileceğini tanıyorduk. Zera da bunu yapmaya çalıştı zaten. Ama bunu zorla yapmaya çalıştı. Ve evet, Illidan hayır bu şekilde yenemeyiz Burning Legion'ı dedi ama onu dinlemedi ve zor onu dönüştürmeye çalıştı. Ondan sonra Illidan zaten parçaladı Zera işte. Hatırlıyorsunuzdur zaten. Videoda da dönüyor. Ama bunun sebebi zaten orada ince bir nokta var. Zera zaten en başından beri o kadar çok her şeyi kurmuş, planlamış ki yani bir heyecanlı artık yani onu yapmak istiyor. Evet, evet, bunu devamlı zaten bunun için çalışmış ve artık son aşamasına gelmiş. Illidan'ı artık dönüştürüp ordunun başına getirip Naz'ın kehaneti gerçekleştirmek istiyor. Ama kehanet dediği şey zaten kendi kurduğu plan. Kendi entrikasının sonuca varmasını istiyor. Peki neden böyle bir şeyi böyle zorlayarak ve yani hiç Light'a ve o mantığa uygun olmayan bir şekilde yapıyor? Ayrıca daha önce de işte bizim görmediğimiz kısımda işte Aleria'yı hapsetmiş Void ile ilgili araştırma yaptığı için mesela. Yani sen Army of Light olarak Burning Legion'a karşı savaşıyorsun. Neden o zaman yani böyle bir şey yapan işte Void ile ilgilenen bir senin artık ordunun başkumandanlarından birini hapsediyorsun? Çünkü Void ile ilgili Aleria'nın öğrenecekleri işte Zera'nın gerçek motivasyonunu, gerçekten ne yapmaya çalıştığını ortaya çıkaracak. O ortaya çıkmasın diye Void yasak. İşte hayır, Void ile ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Böyle onunla ilgili hiçbir şey öğrenmeyeceksin diyor. Yani mantık olarak düşünülüyor. Yani Void ile ilgili bir şey öğrenmesi aslında bir Nauru'nun düşmanları, baş düşmanıyla ilgili bilgi edinmesini sağlayacak. Neden kötü olsun? Ama zaten Zera onu özellikle öyle despotluk yaptığı için Aleria iyice boğuyor. Evet, evet, işte zaten yani o despotluk bayağı bir insanı işkillendirici bir durum yaratıyor. Zaten neden bunu yasakçı bir zihniyetle yapıyor? Çünkü demek gerçekten orada saklamaya çalıştığı bir şey var. O saklamaya çalıştığı şeyi de zaten öğreniyoruz sonunda. Çünkü ne zaman Velen işte Nauru'nun güdümünden çıkıyor, ondan sonra savaş dönüyor. İşte Zera ne zaman yok oluyor, ondan sonra Burning Legion yavaş yavaş yenilmeye başlıyor. İşte zaten bu küçük adımlar ancak işte Nauru'ların güdümü ortadan kalktıktan sonra oluşuyor. O yüzden Zera böyle Nauru'ların da en güçlü hali olarak böyle bir şey yapıyorsa ve böyle bir entrika yapıyorsa işte oradan anlıyoruz ki bunlar çok da
gözüktüğü kadar iyi yaratıklar değiller. Şey zaten hani işte atıyorum bir priest olarak oyuna başlıyorsun ve hani lore olduğunu düşün bir karakterin. Evet. İşte ilk başta hani Nauruların ile sizlerle olan iletişimi şey gibi işte hani tamam köye iyilik getireceksin çünkü atıyorum nedir kıtlıktır problemin ya da işte kurt sürüsüdür falan filan gibi işler artık sarpa sarmaya başlayınca karakterlerimiz büyüdü. İşte Argus'a falan gitmeye başladık artık Sargeras'la direkt iletişime geçmeye başlıyoruz. Bir bazı şeylerin hani iyi de olsa karanlık yönleri ortaya çıkıyor yani bu hani önüne geçemiyor Nauru da olsa. Hani ışığın kendi içindeki karanlık yönünü hani saklayamaz duruma geliyor yani bence. Zeran'ın parlaması oydu zaten yani. Hani Sargeras dedik cidden bu soruyu hep soruyorum mesela. Niye Void'e karşı savaşmak varken özellikle Legend'e savaşmak? Çok Allah'tan bir nokta var. Onu az çok şey yapabiliyorum yani ben. Bence işte bu sorunun cevabı Murat Han. Çünkü yani Nauru kendi sonunu bitiremez. Yani anladım, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani Nauru yani allemetse kallemetse içindeki ışık enerjisi bir müddet sonra sona erecek. Yani bu 2x2=4. Bu sonu bitirmek i̇şte yani. O yüzden mesela hani bak senin niye yardımını anladım. Bu ülke savaşma ama bize gösterilen de orada. Titanların bize gösterdiği de orada. Bu ülke Light'ın ebedi düşme olması lazım. Ama Zera burada hani şöyle diyeyim. Evrenin kolluk gücü olan orduya saldırıp dengeyi bozmaya çalışıyor. Dengeyi sağlıyor Legion bakın. Void anlamında Light'a X'in de Void'in de Light'ın da coşmasını engelliyor. Evet. Zera bunu ortadan kaldırıp iyice dominasyon kurmaya başlayacak. Kaldırdı ama zaten. Öyle mi işte acaba? Yani sadece bu hani orada başta success vermiş olsaydı yine Void'le arasındaki muhabbette bir üstünlük sağlamış olmayacaktı ki. Ya biz zaten Sargeras'ı durdurduk. Şöyle düşündüm ama Light Armor of Light gayet tırt bir ordu. Yani Legend'de gördüğünüz hiçbir atıcı saldırısı yapıyorlar evet. Ve hani Legion onlardan çok daha iyi durdurmuş Void'i asırlar boyunca. Belki de bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Belki için Gökhem dediği gibi Void'e dönüşmek istiyor olabilir çabuk. Ne olabilir? Çünkü yani Army of Light bir alt yapamıyormuş yani. Üzgünüm evet. Light arkadaşları ama yani hiçbir alt yapamıyormuş abi. Zaten o şey işte bu ara hikaye bin yıllık savaş olayı yani her şeyi yapıyorlar ve yani hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yani Legion o kadar güçlü ki hiçbir şey yapamıyorlar. Yaptıkları ufak tefek şeyler de hepsi geri eskisinden daha güçlü bir şekilde geri geliyor. Zaten işte bu Legion'ın Argus'u kullanmasından dolayı bir ölmeme durumları var, bitmeme durumları var. Ve işte bunu bitirmek için yaptıkları her şey geri tepiyor. Daha da güçlenerek işte o açıklarını kapatarak Legion böyle daha güçlü geri geliyor. Ya çünkü şeyi düşünebilirsin hani. İlla Legion'la beraber savaşmasa gerek yok. Legion'la karışmayıp Void'le kendi savaşını götürüyor. Ama direkt Void'in manyak gibi yayılmasını engelleyen tek güç de savaşı bitirmek gibi saplantısı var yani. Evet evet aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela Velen'le Illidan'ın arasındaki konuşma hani bariz belli. Yani artık açık açık Illidan diyor ki ya şu Nauru'lar olan işte tapınma huyundan vazgeç de bir doğru yolu kendin bul tarzında bir telkinde bulunuyor ve hani Velen'in neredeyse şey diyebiliriz yani hayatında dönüm noktası olabilecek bir muhabbet diyebiliriz. Peki öyle bir durumda aydınlanmış diyelim ya da işte gerçeği kendi gözleriyle görmüş diyelim ne derseniz deyin adına ya da kötü yola düşmüş diyelim hani ışığın tarafından bakacak olursan. Öyle bir priest ne oluyor abi? Yani ışığın güçlerini mi kaybediyor ya da işte atıyorum heal atamıyorum. Basit, çok salakça düşünüyorum belki ama. Yok yok işte zaten önceki işte önceki programda böyle ayrıca Light'ı anlatmamızın sebebi bu aslında. Light böyle bir iradeye sahip değil. Sen nasıl Murat kullanırsan patladın Murat'ım. yani Velen de o yüzden Light'a olan bağlantısını ve Light güçlerini kaybetmiyor. Hatta belki iradesi güçlendiği için daha da güçlü bir şekilde kullanmaya başlıyor. Çünkü eskiden Nauru'nun güdümüyle, Nauru'ların dediği şekilde ve kendini belki geri tutarak kullandığı güçlerini artık önü tamamen açık bir şekilde ve kendisi nasıl doğru biliyorsa tamamen kendi iradesiyle kullanır hale dönüşüyor. O yüzden bence Velen
o eski haline göre çok daha güçlü bir priest olmuştur. Çok daha güçlü bir priest. Enteresan. Evet, güzel yani. Hayır, belki Shadow, belki Shadow Speck'ini açmıştır. Ayrıca açık değil de tahminen yıllardır. Onu da açmış. Yok, şey muhabbeti güzel. Yani aslında yani ilk ışığın güçlerini ve ışığın ne derler faziletlerini sen gel Nauru ile öğren. Sonra işte Nauru'ların gerçek yüzüyle yüzleş ve daha sonra daha da güçlü ışık kullanıcısı ol falan. Yani bunu terk edince daha güçlenmesi zaten aslında bence şöyle mantıklı. Yani Nauru sonuçta böyle birebir onu böyle şunu yap bunu yap diye yönetmiyor. Ama verdikleri telkinler onu hep kısıtlayıcı ve işte pasifize edici telkinler. Böyle pasifist davranıyor onların telkinleri yüzünden Velen de. Ama ne zaman işte Nauru'larla ilgili bu telkinleri dinlemeyi bırakıyor. Yani barışçıl olmayı bırakıyor. Yani barışçıl da tırnak içinde tabii. Nauru barışçılığını bırakınca o zaman gerçek bir nasıl diyeyim ışık savaşçısı oluyor. Yani en güçlü form zaten bence bu. Çünkü kendi iradesiyle kendi doğru gördüğü evet doğru gördüğü şey için bu gücü kullanabilmeye başlıyor. O yüzden bence daha da güçlenmiştir zaten bu mantık. Netherlight zaten... Temple'daki Sara. Çünkü Zara'yı evet. Bitiremeyeceğiz ki geri de geleceğimizden eminim. Netherlight Temple'daki Sara. Ha evet şey yani bu Priest Paladin görevlerindeki zaten Nauru işte o. Hemen şöyle kopyamı çekerekten. Kopya çekmek değil. Bu ara arkadaşlar WoW Gamepedia, şey WoWpedia pardon. Evet siz de açıp okuyabilirsiniz. Şöyle ben paylaşayım da. Link aynen. Yok direkt Nauru değil de hani genel olarak sizlere bu yayınları sunarken hazırlık yaptığımız yer o niye bir tuhaf oldu bilmiyorum ama bu sayfa mesela şu anda benim de önümde açık. Büyük ihtimal Görkem'in de önünde açık. Yani bilgilerimizi evet. Sizlere emin olarak vermek için kullandığımız şu site burası. 8 tane falan tab açık önümde. Hep birbirinden kopya çekiyorum. Telefonum var. Aha şu açık. Şimdi de hatta şunu açtım. Onu da atayım. Kopyaysa beraber kopya çekelim. Zaten ders en iyi kopya çekilerek biliyorsunuz. O yüzden aynı taktiği biz de burada uyguluyoruz. Evet, Zara aynen işte az önce anlattığım gibi Paladin ve Priest görevlerini yaptıysanız Legion'da zaten görüyorsunuz işte Netherlight Temple'da zorla dönüştürdüğümüz bir Void God. Orayı ele geçirdik aslında ilk başta. Ama sonra biz işte bütün priestlerin ve paladinlerin güçlerini toplayıp topluca artık ışık basıyoruz Void God'a ve işte onu gerçek formuna dönüştürdüğümüzü zannederek işte Zara formuna dönüştürüyoruz. Aslında bir Void God'ı tekrar hapsetmiş gibi oluyoruz. Ve hatta şey detayını vereyim. Legion bu klas senaryolarında Netherlight Temple'a saldırdı ama Sara yine Void God'a dönüşmüştü. Evet. O fırsattan istifade. Şey zaten Void God halinin adı da çok güzel. Saraka the Light Eater. Yani ışık yiyici, ışıkları yani ışık kullanılmasın diye emen bir yaratığı biz ışık basıp Nauru'ya dönüştürüyoruz. Yani onu da yollayayım. Linkten tipine de bakın. Çok da korkunçlu, güzel bir Void God'tır kendisi. Zaten gördüğümüz tek tük Void God'dan işte en böyle güçlü olanlardan bir tanesi. Ve zaten işte orayı ele geçirmek için Void saldırısı yapması ve bizim onu tutup işte böyle tekrar Nauru'ya dönüştürmemiz çok ilginç bir orada twist. Çünkü böyle hikaye içerisinde biz aslında orayı kurtarmak İşte durumuna böyle birden böyle apar topar olaylar gelişince düşüyoruz. Ve şey de güzel, bunu tavsiye ediyorum. Yani hem Paladin hem Priest tarafından oynayın. Çünkü işte Paladinler olaya böyle nasıl dahil oluyor? İşte şeyin, klasın Light'a bakışını da öğrenmiş oluyorsunuz. İşte Priestler
nasıl davranır? Mesela iyileştirmek istiyor Priest'e. Ama Paladin'e yok edelim, işte şey yapalım, hapsedelim falan diye böyle daha askeri yaklaşıyorlar olaya. Bunu peki o zaman biraz daha kurcalayayım mı? Tabii tabii. Bu aynı Nauru Sara mıydı? Evet. Nasıl Light Temple'daki? Evet evet. Kalia Menet'le o Ander'e dönüşmeden önceki sürecinde gördüğü rüyaların ona yazılan bir kaderle ilgili olduğunu ve hani onu öldüğü zaman çok büyük bir hevesle Lightbound Ander'e çeviren Nauru da oydu. Evet. Şeyde geçiyor. Before the Storm'da geçiyor. Yani. Evet. Ya ben çok saçma gelecek belki ama kafama takıldı şimdi bu light basma light basma dedikçe Ashbringer geliyor aklıma. Ashbringer da zaten o ana parçası işte Nauru kristali ya. Üstünde duran parça o. Hatta onun da bir adı var. Hemen onu da kopya çekeyim. Şeyde ikinci savaşta bir Warlock'tan alıyor şey. Evet aynen. Void God diye şey yaparak başlıyoruz ama temizlediğimizde Nauru parçası olduğu çıkıyor ortaya. İşte temizlemek mi yoksa şarj etmek mi artık? Evet evet, light yüklüyoruz aslında, yani şarj ediyoruz aynen. Biraz kafa karıştırıcı oluyor ya. Peki dönüştürdüklerinde dönüştürdükleri gücün etkisi altına giriyorlar değil mi? Ona hizmet etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu bir baskı. Nasıl yani? Baskı. Yani şöyle düşün, void. Elimizde bir void Nauru var. Onun için ışık basıyoruz. Ama basılmasını istemiyor. Sonra o ışığa hizmet etmeye başlıyor. İstemiyor diyemeyiz ya direkt. Aslında yani yaşam döngüsü bu şekilde çünkü onun. Ama mecbur kalıyor hizmet etmeye. Yani bilinç olarak hani ne basılıyorsa ona hizmet ediyor. Bunu ama bunu void basılan bir şey değil ama yani. Ama bunu void basılmıyor. Ama bunu bitirmek için elinden geleni yapıyor. Mantık olarak düşündüğümüzde. İşte dediğim gibi o şeye giriyor ya. Life yaşam döngüsüne giriyor işte. Yani tekrar tekrar aynı şeyi yaşamaya başlıyor gibi düşün. Aslında ömrünü uzatmış oluyorsun yani. Tamam peki hani döngüsünü engellemiş oluyor. Ama bu yaşam şeyinde döngüsünde onlar için void olmak cennetse light olmak cehennem gibi bir şey. Yok. Ama işte şöyle düşün. Bunu yani fiziksel evrene geçebilmelerinin tek yolu. Çünkü normalde void godlar bizim fiziksel evrenimizde var olamıyorlar ve direkt geçemiyorlar kendi güçleriyle. Ve bizim evrenimize geçtiklerinde esas formlarını tutabilmek için çok fazla dış güce ihtiyaç duyuyorlar. Zaten işte bu Ethereal'ların gezegeninin yok olmasının sebebi de o. Bir tane Void God geliyor ve orada kalabilmek için bütün gezegenin gücünü ve işte yaşayanların gücünü emiyor. O yüzden fiziksel formlarını kaybediyor. Orada yaşayan işte oranın yerel halkı, Ethereal'ların önceki hali. O Ethereal olmalarının sebebi de o. O Void God orayı yok ediyor. İşte şeyde fiziksel evrende kalabilmek için. O kadar yüksek güce ihtiyaç duyuyorlar kalmak için. Buna alternatif olarak bence işte yani bu benim teorim ve yani sadece benim de teorim değil. Yani fiziksel evrene geçebilmek için Void God'lar Nauru formunu bir geçiş aşaması olarak kullanmak zorunda kalıyorlar. Öteki türlü çünkü işte gezegen yok etmek gerektirecek kadar yüksek enerjiye ihtiyaçları oluyor. Ama bu şekilde geçtikleri zaman nasıl diyeyim, uyum süreci geçirmiş oluyorlar ve fiziksel evrene geçtiklerinde işte o light enerjisini tamamen harcadıkları için kendi formlarına fiziksel evrende doğal bir şekilde dönüşmüş oluyorlar. Peki o zaman ben bir soru sorup başka bir detay vereyim. Evet. Hani Lura'ya geçelim burada da hatta isteriz. Tamam, bir sonraki basamak zaten konumuz Lura. Lura Makari'de questleri yaparken öğreniyordu. Evet. Kılcı'ydı. Lura'nın varlığını öğrenince diyor ki yani bunu Seat of Triumvirate'e kapatın. Ve Lura orada herhangi bir işkenceye vesaire maruz kalmıyor. Evet. Tamamen çaresizlikten ötürü Light'tan Void'a dönüyor. Evet. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi çaresizlik değil aslında bu.
Sonuçta oraya kapandığı zaman bir Naru'nun yaptığı gibi aynen nasıl diyeyim şarkısına devam ediyor. Şarkı evet. Dediği şey zaten... Ama şarkı kararmaya başlıyor. İşte enerjisi bitmeye başladıktan sonra kararmaya başlıyor. Enerjisi bitince döngüsüne giriyor ve orada zaten bir dakika hemen bulayım bir quest gibi bir şey vardı onu anlatan da. Bu şarkı demişken ben arada bir şey söyleyeyim. Murat'an çok sevecektir. Eru'nun şarkısı ne olacak? Iluatar'ın şarkısı. Hani, vallahi şarkı konusu evet. Arda yaratılırken şarkı konusu. Konusu işte Melkor'un hatta distortion basıp elektro gitara geçmesi falan. Evet evet o yüzden zaten şey yapıyor değil mi aslında? Sevmiyor şarkıyı yani. Bak şaka maka öyle yazıyor bir de kitapta. Resmen şarkının evet, sonunu beğenmiyor yani. Aynen. Yani. İşte bunda da metalci oluyor Laura. Burada da Sargeras metalci. Evet. Ya bu yok benzerliği güzel yani. Hani sen hep mesela evet. Elu'nun konusunu oraya bağlıyorsun yani. Evet. O anlamda da güzel bir detay aslında. Şarkı yani. Olayı gerçekten ben de ilk mesela işte Naruların şarkısı, Yaratım'ın şarkısı falan direkt bence zaten Lord of the Rings'e gönderme yani. Yani mesela Agramar'ın Azeroth'ta duyduğu şey de şarkıydı. Evet. Yaratılışın şarkısı abi. Evet. Yani o yüzden zaten Azeroth'un farklı Sargeras'a işte söylüyor ya. Neyse dur o konuyu dağıtmayalım. O konular başka ileride olur. Çok buldum keyif ben, alıyorum ya susuyorum böyle. Oluyor, evet. Çok daldan dala nasıl oluyor yani. Nasıl Lura Makari'deki işte Dark Nauru hatta işte Aleria'nın dönüşmesini sağlayan aynen işte Murata'nın dediği gibi Drenailer kaçtığında geride kalıyor özellikle işte onlara zaman kazandırmak için ve Kil'jaeden bunu fark ettiğinde işte onu eskiden gezegenin yönetim merkezi olan ve 3 işte liderin Archimonde, Kil'jaeden ve Velen'in buluştukları Seat of Triumvirate denen yerde hapsediyor. Eskiden böyle yönetim merkezi tabii ki merkezi bir nokta burası. Ve bütün gezegene nasıl diyeyim yayın yaparsanız o yayının yayılacağı en merkezi nokta. Ve burada hapsettiği için ışığını daha güçlü ve hızlı bir şekilde harcayabiliyor. Yani hapis halinde bir Nauru ne yapıyor? İşte ışığını yayıp bitirip döngüsüne girmeye çalışıyor ve zaten işte Lura da tam olarak bunu yapıyor. Biz tam o aşamada zaten yakalıyoruz işte Dark Nauru halindeyken. Zaten bir sonraki aşaması Void God. İşte onu evet. Da zaten Muru'da görüyoruz. İşte Dark Nauru halindeyken biz saldırınca işte Void God'a dönüşüyor. Zaten işte Velen'in oraya işte Makari'ye tekrar geldiğinde hatırladığı hali ve işte şarkı duyduğu şarkı da işte şarkısı dönüşmüş diyor. Çünkü döngü aşamasına girmiş. İşte bizzat görevde geçiyor. Hatta işte Talgat'ın güçlerini keşfettiğinde Velen işte kendisi diyor bunu. Diyor ki işte It has led to fall into a rare void state of Nauru life cycle diyor. Yani Nauru'nun hayat dönüşümünün işte ender bir void durumuna dönüştüğünü anlıyor şarkısından. Biz de oradan anlıyoruz. Bu bir döngünün bir aşaması demek ki bir Nauru için bu. Hapsedilmiş bir Nauru da işte ne yapıyor? Hatta hani ona Locus Walker bile şey diyor ya Dungeon yani ben ilk defa böyle bir Nauru'nun evet. Bu hale dönüştüğünü görüyorum. O kadar bilgili bir karakter bu ya. Şarkının ismi ne? Arkaya soundtrack yaparız değil mi? Dark Heart of Nauru. Aa, tamam. Yok ya. Ben yapıyorum. İnandım ben de ya saf. Ama olabilirmiş değil mi? Belki değil. Nauru dilinde. No, Edge Sides of Nauru böyle. Evet. Yani işte şey de çok güzel orada Locus Walker'ın aynen Murat'ın dediği
fark etmesi ve işte bunu tanıdık bir görüntü olarak görmesi. Çünkü Locus Walker'ın ırkı zaten bir Void God'dan dolayı o hale dönüştüğü için bu güce karşı zaten aşırı hassas ve yani dikkatli davranıyorlar. Bunu onlar için böyle ölümcül bir durum ve şey gibi düşün, işte travmatik bir formu evet. görmek üzereyken bir Nauru'nun o halini görüyor ve bu ona tanıdık geliyor. Çünkü bu enerjiyi daha önce görmüş, daha önce hissetmiş. Onun işte fiziksel formunu yok eden enerji şey. O yüzden Locus Walker bunu tanıyor zaten. Locus ve Walker'ın işte, tanıması değil de Velen'in idrak etmesi direkt süreci beni şey yapmıştı, orada şaşırtmıştı. Hani o şarkıda tanıyor Velen. Hatta Turalyon da ona soruyor hani. Velen nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Velen de diyor ya, başka da var açıklarım. Şu an bilmen gerekmiyor yani. Zera'nın sana anlatmadığı çok şey vardı diyor. Evet, zaten orada Light'ı bırak, yani Light'ı değil de Nauru'ların iradesini bırakma aşaması ve Zera'nın da nasıl onu yanlış yönlendirdiğini böyle idrak ettiği aşamalardan biri. Zaten ondan sonra işte Talgat'la savaşırken artık böyle hiç öldürmeyen, hiç böyle hep pasif ve barışçıl davranan Velen birden böyle saldırgan bir şekilde Light'ı kullanırken görüyoruz orada işte. O kırılma noktalarından biri o. Bu şekilde işte Nauru'ları ve işte şarkılarının dönüşebileceğini fark etmesi. Bütün o Makari questleri zaten hep böyle alt metinler var orada işte. Evet. En başından itibaren. Şey işte yani Velen'in iradesini kazanması, işte savaşın artık onun böyle Burning Legion'a karşı agresif olmasını gerektirdiği anları görüyoruz. Ve işte eskiden nasıl böyle pasif davrandığında bunun cezasını çektiğini de görüyoruz. İşte oğluyla ilgili anıları görüyor, eski evini buluyor. İşte Nauru'lar İşte bırak bunları git dedi, onları geride bıraktım. İşte bak sonra dönüştü. Oğlunun dönüşmüş halini görüyor. Onun sebebi oğlunun o şekilde geride bırakması ve Nauru'ları dinlemesi. Yani ya ben o bir de birçok şeyi ikinci kez yaptığımda anlamıştım. Mesela hızlı hızlı yaptıysanız o görevleri ve tek bir karakterde kastıysanız arkadaşlar, izleyicilerimize sesleniyorum. Hani gidin tekrar yapın. Bayağı gerçekten şey var. Dipte yatan mevzular evet. Ve gerçekten de keyifli yani. Evet, evet. Arkadaşlar özellikle Faction War'dan daha keyifli. Evet. Yani evet. Katılıyorum. Zaten şey, Light's Heart questlerini sıradan şu anda yapabiliyorsunuz mesela evet. takır takır. Eskiden işte, yani eskiden dediğim de Legion'ın kendi işleyişi sırasında aşama aşama açılıyordu. Aynı işte War Campaign nasıl işte Battle for Azeroth'ta açıldı. O da onları da böyle aşamalarını bekledik. Hmm. Öyle mi oldu girip artık? Tabii canım. Yani güzel. Sıradan yapabilirsiniz şimdi. Hem onu yapıp hem de böyle işte yani bütün class questleri hepsi birbirinden güzel. Onları da yapın. Ama özellikle yani Paladin ve Priest'i beraber oynayın. İki karakter açın yan yana. O şey class questleri zaten title alıyorsunuz. İşte şey High Lord ve işte High Priest title'larını alıyorsunuz o questlerin sonunda. Almadıysanız onun için de oynayabilirsiniz yani. Oynarken de işte quest textleri okuyun, aradaki diyaloglara dikkat edin. Bütün bu alt metinler orada çok güzel geçiyor zaten. Yani Nauru'larla ilgili kısmı özellikle Paladin ve Priest'te geçiyor. Buna da değindikten sonra son konu Dark Nauru ve ona konuştuk. Konuştuk ama bir ele tekrar alalım çünkü diğer son konumuz Nauru ve Void God bağlantısı olacak. Yani zaten işte Dark Nauru aslında geçiş konusu gibi oldu bu şey Lura ve işte dönüşüm aşaması. Yani Dark Naurular Nauruların Void God'a dönüşmeden önce artık böyle yani bütün enerjilerini harcamış oldukları hali. Muru'yu ve işte Lura'yı bu aşamada görüyoruz. Dark Nauru zaten o işte. Ve yarı Nauru, yarı Void bir formda oluyorlar ve aynen işte Murat'ın da dediği gibi o şarkıları bu zaten bu hallerini belli ediyor.
Nauru'ların işte o huzur veren ve işte rahatlatıcı şarkıları böyle huzursuzluk verici ve belirsizlik yaratıcı bir şarkıya dönüşüyor. O Velen'in de zaten işte Makari'ye adım attığında fark ettiği şey o. Ve aynı şekilde işte Muru'nun yanına gittiğimizde de zaten o dönüşeceğini hissetmemizle beraber işte orada bir diyalog geçiyor onunla ilgili. Tabii çok daha kısa o zaman da. O yüzden Dark Nauru'lar son aşaması artık böyle döngüye girdiğini gösteriyor yani. Bir Dark Nauru gördüğünüzde zaten anlayın ki yakında ya Void God olacak ya da işte o halinde yanında duramayacaksınız. İşte sizi delirtecek ya da işte nasıl diyeyim huzursuzluktan dolayı böyle yanlış yönlendirecek. Tabii canım mesela. Zaten o Makari'deki Broken'ların delirmenin sebebi de şey. Evet. Aynen. Zaten onunla ilgili de bir sürü gönderme şeyleri işte Broken'ların oradaki hali gerçek güzel dedi. Zayıf iradeli ırklar zaten Void'a karşı da işte hassas olan ve işte delirmeye açık ırklar, duygusal ırklar bunlar bir nevi. İşte Broken'lar da travma geçirmiş ve dönüşmüş işte Argus'un enerjileriyle zaten zayıflamış halde olduğu için bundan çok etkileniyorlar ve işte deliriyorlar. Orada bir tane zaten Broken'ı takip ediyoruz işte ilk başta bize yol gösteriyor gibi ama delirmiş ve sonunda zaten Void'e kendini feda ediyor bir nevi. İşte Makari questlerinde oynarsanız oradaki o ara detayları yakalarsanız onların öyle olmasının sebebi de aynen işte Lura'nın şarkısının karanlık bir versiyonuna dönüşmüş olması. O yüzden Dark Nauru'da evet bu. Void Lord olayı. Aslında ya Void God'da Void Lord farklı aslında. Onu bir evet ben hani konuyu oraya çekecektim. Murat Han benden önce davrandı. Anlat Murat abi. Evet abi bu alaka ne abi? Ya ben isimden abartı olmuş diyorum. Blizzard'ın zamanındaki tembelliği. Void God demişler TBC zamanı. Sonra bu Chronicles'ı yapmaya karar verdiler. Ne isim koysak Void Lord diyelim. Ve o Void God mı Void Lord yani. Bence çok bir anlamı yok. Farklılar yani. Farklı bir şey var mı yani o seviyede? Şöyle anlatayım farkları. Yani Nauru'ların dönüştüğü şey Void God. Yani en azından Chronicle'daki farklılaştırma sebebi şu. Yani Void God olarak gördüğümüz işte bizim de böyle Dark Nauru'dan dönüşmüş halde gördüğümüz şeyler Nauru'ların dönüşümünü tamamlamış hali. Void tamam. Lord'lar ise Void evrenindeki yöneticiler. Yani onların o haliyle zaten Void Lord haliyle bizim fiziksel evrenimize gelmesi mümkün değil. Zaten Void'in fiziksel hali. Onlar anca orada var. Ya anladım yani buranın da hani Dark'ın olması lazım ki onlar da evet. Buralarda yaşayabilsinler. Ben onu anlayabiliyorum. Zaten yol açma, ona yol, onun yolunu yapma hamleleri bu. Old God'lar da zaten Void Lord'ların yolladığı işte yaratıklar ve aynen işte bir tane Titan'ı eğer doğmadan dönüştürebilirsek o zaman işte kendi formumuzda fiziksel evrene geçebilmemizi sağlayacak bir işte orada nasıl diyeyim artık yardımcımız bize yol açacak bir yaratık olur. İşte bir elçimiz olur kendi yöneteceğimiz gibi düşünüyorlar ve esas en büyük planları da Void Lord'ların bu zaten. Void'in hatta genel olarak. O yüzden şöyle Void'lar... abi ben kafamdaki muhabbeti şey yapayım bu ara şuna da arkadaşlar şuna dedim çok özür dilerim ben. Hani şu soruya da cevap vermiş olayım dedim. Şöyle şimdi biz kozmik chart üzerinden hani şu anda hatta programımızı yaptık. İşte Nauru'lara işte değiniyoruz. Eyvallah. Işığın altında gördüğümüz güç Nauru'ydu. Evet. Ama Void'in altında gördüğümüz güç bu değil. Evet. Yani Old burada... Ha? Yani Old God'lar. Old God'lar ve biz burada herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Adını sen söyle. Void Nauru, işte Dark Nauru ya da Void God, Void Lord falan
gibi bir muhabbetten bahsetmiyoruz. Yani buradaki yerleri nedir bu kararmış Nauruların? Oraya eklenmemişler ama bu Asgardlarla aynı şeyde olmaları gerek çünkü dur geliyorsun. Chronicles'da Asgardlarla Nauru'lar eşit şeye koyulmuşlar. Evet. Yani eşit seviye. Güç olarak yakınlar. Yani, eşit kriter. Aynen. Şimdi metafor olarak şöyle düşünebiliriz. Mesela işte yine Warcraft evreninde mesela Loa'lar ve işte Wild God'lar aynı güçte ama farklı kaynaktan bu denk güce geliyorlar. Nauru'lar ve Old God'lar da böyle. Nauru'lar Light'ın fiziksel hali olduğu için yani belli bir tabii ki güçleri var ve ama kendi içlerinde bir döngüleri var. Old God'lar ise bu işin tersten olması için yollanmış ve böyle aslında sapkın yaratılışlı yaratıklar ve işte Void Lord'ların amacına uygun şekilde işte gezegenleri ve doğmamış titanları dönüştürmek için özellikle hem keşif amacıyla hem de buldukları işte gezegenlerdeki doğmamış titanları dönüştürmek için gönderilmişler. Bunu henüz yapamadıklarını biliyoruz. Ama en çok yaklaştıkları yerde de işte bir gezegende Sargeras bunu fark ediyor ve işte o gezegeni tamamen yok ediyor. Hı hı. Öteki buldukları yerde bizim de üzerinde karakterlerimizin yaşadığı Azeroth. Azeroth'ta da işte bulunan Old God'lar, bizim şu anda cebelleştiğimiz Nuzot ve arkadaşları. Sonuçta bu bunlar Void Lord'ların yolladığı artık böyle şey dönüştürücü güçler. Ve işte Nauru'nun tam tersi bir şekilde işliyor bunlar. Ve gezegene işte iyice kendilerini artık böyle gömüp artık gezegenin işte gücünü de kullanarak bu dönüşümü oluşturmaya çalışıyorlar. Ve kendi içlerinde bir böyle hiyerarşileri var tabii. Ona da detaylı sonra değiniriz Old God başlığında. Evet. Ya Old God'ların kendi içerisindeki değil de işte hani bu Void Lord'larla herhangi bir hiyerarşi durumları var mı bunların? Var tabii var. Esas Void Lord. Esas irade onlar. Yani Old God'lar sadece bu iradenin... Yok kastım Nauru'dan dönüşmüş Void God'larla Old God'lar arasında bir hiyerarşik düzen var mı? Ha öyle bir şey yok. Zaten Nauru'dan dönüşen bu yani Void'in bir elemanı gibi düşünün onu işte kendi gerçek yüzü ortaya çıkmış gibi düşünmek lazım onu. Yani sonuçta Void Lord'ların fiziksel evrendeki bir temsilcisi oluyor. Aslında orada böyle daha güzel ve karmaşık bir yapı oluşturulabilirmiş yani. Daha karmaşık nasıl olacak? Var aslında ama bilmiyoruz işte bize daha açıklanmadı. Ha, eyvallah ya çünkü... Bilmediğimiz için. Daha karmaşık şimdi, nasıl olabilir? Yani mesela Void evreninin görmedi. İşte neden oradaki bazı Void Lord'lar böyle bir şey yapmaya çalışıyor bunu bilmiyoruz sebebini. Bu ara biz Void Lord ya da Void God gördüğümüz Demir Savaş sormuş ama gördüğümüzü sanıyoruz ama Murat'ın dediği gibi henüz bu tarafta hani fiziksel evrende hiçbir şekilde görülmemiş bir şey. Yani, Void Lord görmedik evet. Yani, Void God gördük ama. Ya evet işte o Nauru. Hı? Nauru'ların evet karanlık hali. Ama işte Void Lord. Tamamlamış o zaman biz mesela Void kendi Lord aramızda görmedik. Bu saatten sonra konuşurken Lord God ayrımını yapalım ve Void tabii Lord ki. Görmedik diyelim. Ve Void tabii. Lord o en tepedeki yani Shadow kısmının hı-hı. En tepesindeki arkadaş diye isimlendirelim. Void God'lar da Nauru'dan kırmalar diye söyleyelim kısaca derim. Evet. Yakın aynen öyle. Evet. Bir şey mi soracaktınız? Yok, durdum. Ben de baktım. Neye baktım? Yok, aslında şöyle, hani aslında saati de 11 yapmışız. Güzel de geldik ve hazırladığımız içeriği de sonlandırdık. Nauru'lar bu kadar diyelim ve önümüzdeki hafta bu ara Görkem şey yapacaktı. Bir paylaşım yapacaktı ama benim Bastion'la ilgili bir videomu önceden yayınlamış oldum. Önümüzdeki hafta Life'ı konuşacağız. Bununla ilgili çok da güzel bir görsel hazırlamış yayın planı.
Sosyal medyalardan bizi takip ederseniz Twitter ve Facebook üzerinden yakın zamanda bu yayın planını da sizlerle paylaşacağız. Şimdi şöyle bir teklifim var benim size. Işık konusu burada bitiyor. Naru konusu. Ancak yarın ben dediğim gibi evden çalışma programına dahil olacağım. Kısmetse işte iş durumunda ve biraz daha sündürebiliriz. Evet, mesela az önce bir arkadaş da sordu. Shadowlands Alpha K'miz var. Dilerseniz Görkem ve Murat'an da dahil olabilir. Yayınımıza devam edebiliriz. Sadece Naru konusunu kapatırız. Sormak istedikleriz varsa bunun üzerine aynen genel olarak. Aa, yani. Ben... Bir dakika, benim birkaç falan da yapıyorum. Q&A kısmına geçebiliriz değil mi? Ne Murat'an? Yayın bitti mi şu an? Hayır. Hayır. Devam ediyoruz. Tamam. soru cevap yapalım ha, işte. Soracak yani. Mı? Tamam. Ha, genel olarak ama ha. Dilerseniz yok, ben yatacağım, işim var gibi şey. Yok, öyle şey olur mu? Tamam. Öyleyse abi tekrar söylüyorum, bir yere ayrılmıyorsunuz. Bir dakikalık ara bir intro gelecek. YouTube için bu. Şöyle söyleyeyim, YouTube'daki arkadaşlara görüşmek üzere diyoruz ama yayındaki arkadaşlar bir yere ayrılmıyor. Birazdan buradayız arkadaşlar tekrardan. Life en merak ettiğim bölüm.